Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tam gölgenin oluşumuyla alakalı bir etkinlik yapacağız. Bugün konumuz da neydi? Tam gölgeyi. Tam gölgeyi biz ne yaptık? Anlattık değil mi? Tam gölge neydi? Tam gölgenin oluşabilmesi için benim 3 tane şartım vardı. Neydi? 1. Işık kaynağı. 2. Opak madde. 3. Perde. Şimdi biz duvarı perdemiz olarak kullanacağız. Bunu zaten evlerinizde denediniz. Çok da yaptınız ama konunun daha iyi anlaşabilmesi için burada bir de deney üzerinde göstereceğim ben bunu. Şimdi duvarı perde olarak kullanacağım. Işık kaynağı olarak cep telefonumun fenerini kullanacağım. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzun feneri olabilir ya da el feneri olabilir ya da ne olabilir? Gece şu an mesela araba farı değil mi? Araba farı da bir ışık kaynağıdır. Araba farı olabilir. Peki başlayalım yavaştan deneyimize. Başlayalım. Ben şimdi ışıkları kapatacağım. Şimdi deneye başlayacağız. Işıkları kapattım. Işık kaynağımı açıyorum. Açtım ışık kaynağımı. Şimdi ne yapıyorum? Burada benim cisimlerim var. Cisimlerim var burada. Şimdi ışık kaynağımı hep aynı mesafeden ben tutacağım. Hep aynı masadan hiza aldım ben. Hep burada tutacağım. Şimdi ışık kaynağı opak cismim ve perde üzerinde oluşan gölgem değil mi? Görüyorsunuz şu an normal. Peki ben opak cismi ışık kaynağına yaklaştırırsam ne olur? Bakın opak cismi ne yapıyorum? Işık kaynağına yaklaştırıyorum. Ne oluyor? Gölge büyüyor mu? Gölge büyüdü değil mi? Gölge büyüdü. Peki opak cismi ben ışık kaynağından uzaklaştırırsam ne olur? Opak cismi uzaklaştırdım ne olur? Gölge boyu küçüldü değil mi? Peki ışık kaynağını ben opak cisme yaklaştırırsam ne olur? Ben ışık kaynağını opak cisme yaklaştırıyorum. Bak gölge büyüyor. Gölge büyüdü. Bak gördün mü? Peki ışık kaynağını opak cisimden uzaklaştırırsam ne olacak? Gördün mü? Küçülüyor gölge. Peki perdeyi ben opak cisimden uzaklaştırırsam. Bak perdeyi opak cisimden uzaklaştırıyorum. Ne oluyor? Ne oldu? Gölge boyu büyüdü. Peki perdeyi opak cisme yaklaştırırsam ne olacak? Bak perdeyi opak cisme yaklaştırıyorum. Ne oluyor? Gölge boyu küçülüyor. Peki farklı farklı cisimlerin farklı gölgeleri oluyor değil mi? Bu cisim ne? Bu cisim bir top. Topa benziyor gölgesi. Peki farklı cisimlerin gölgesi neye benzeyecek? Her cismin gölgesi kendine benzeyecek değil mi? Bak bu bir kalem. Anlayabiliyorsun gölgesinden kalemi. Kalemi anlayabildin. Bak yaklaştırdın, büyüdü. Uzaklaştırdın, ne oldu? Küçüldü. Işık kaynağını uzaklaştırdın, daha da küçüldü. Işık kaynağını yaklaştırdın, gölgesi ne oluyor? Büyüyor. Bak benim elim de gölge oluşturuyor. Neden? Benim elim de opak bir cisim, opak bir madde. Şimdi baktım, benim burada zımbam var. Her zaman kullandığımız, size test vermek için her zaman kullandığımız zımbamız var. Zımba, bak ne oldu? Gördün mü? Zımbanın gölgesi de kendine benziyor değil mi? Kendine benziyor. Peki, bilgisayar mouse'un. Bak, bilgisayar mouse'un gölgesi neye benziyor? Kendine. Yaklaştırdım ne oldu? Bilgisayar mouse'u büyüdü. Uzaklaştırdım, bilgisayar mouse'u küçüldü. Peki opak bir madde değil de ben saydam bir madde kullansaydım onun gölgesi oluşacak mıydı? Bakalım oluştu mu? Bak ne oldu? Gölgesi nasıl? Oluşuyor ama bak. Bak nasıl oluşuyor? Geçtiği için ışık ışınları saydam cisimden geçtiği için çok fazla oluşamıyor. Geçemeyen yerlerden oluyor gölge oluşumu oluyor. Ama geçen yerlerde ne oluyor bak? Gölge oluşumu gözlemlenmiyor. Ben daha net bir cam, daha pürüzsüz bir cam kullansaydım ne olacaktı? Daha iyi ışık ışınları geçecekti. Gölge oluşumu oluşmayacaktı. Değil mi? Peki önümüzde bugünlerin vazgeçilmezi, kolay ya. Bak kolay ya ne oldu? Bak kolay ya da gölgesi oluşuyor mu? Bak yarı saydam bu. Çünkü içinde ne var?
Kolay ya. Tam bir görgü oluşumu var mı? Tam görgü oluşumu yok. Neden? Yarı saydam bir madde bak. Kolay ya. Görüyor musun? Kolay ya. Anlayabiliyorsun. Işığın geçmediği yerlerden ne oluyor? Tam görgü oluşuyor. Ama ışığı geçiren yerlerden yarı bir görgü oluşuyor. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Şimdi ışığımızı yakalım. Işığımızı yakalım. Şimdi arkadaşlar, bu deneyde ne anladık biz? Tam gölgenin oluşması için gerekli şartları. Şartlarımız neydi? Tekrar ediyoruz. 1. Işık kaynağı. 2. Ufak bir madde. 3. Neydi? Perde. Her şeyi gördük mü? Gördük. Cisimlerin gölgeleri kendilerine benzer miymiş? Kendilerine. Büyük cisimlerin gölgesi büyük olur muymuş? Olurmuş. Küçük cisimlerin gölgesi küçük olur muymuş? Olurmuş. O zaman bunu ile alakalı bütün test kitaplarındaki soruları çözmenizi istiyorum. Çünkü konuyu bitirdik. Konuyu anladığımızı düşünüyorum. Eğer kafanıza oturmayan bir şey varsa gölge oluşumuyla alakalı bunu deneyerek de yapabilirsiniz. Evinizde ışık kaynağınızı kullanın. Işık kaynağı bulun. Gölge oluşturun. Duvarınızı perde olarak kullanın. Anlamadığınız noktada bunlar size yardımcı olacaktır. Evde de bunu çeşitli zamanlarda denemenizi istiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Herkese çok çok selam. Teşekkürler. Hoşça kalın.